Herkese pazar gününden günaydın arkadaşlar. Kahvaltı hazırlıyorum. Sabah sütlü bir kahve içmiştim. O beni bayağı bir tok tuttu. Çağrı da birazcık geç kalktı bugün. Pazar diye uyudu. O yüzden biraz geç kahvaltı yapacağız bugün. Çayım demlendi. Patates kızarttım şöyle. Bir de burada mantar var. Bunu Çağrı köyden getirdi. Annem de böyle güzelce temizledi, yıkadı, doğradı. Dolaba koymuştu. Ben de böyle hazırca çıkardım şimdi. Yağda birazcık kavuruyorum. Sonra üzerine kıymalı bir harcım var. Ondan koyacağım. Kıymalı mantar yapacağım yani kahvaltıya. Aslında biz bugün dışarıya çıkacaktık. Belgrad'a gidelim dedik. Hava çok güzel çünkü. Sonra niyeyse bir vazgeçtik gibi oldu. Dedik ki kahvaltı yapalım, öyle çıkalım. Yoksa kahvaltıyı aslında orada yapacaktık. Çayı da hatta erken demledim birazcık. Efendim aşkım. Tamam, dökmeyin ama. Şey dedik işte, fileden böyle sandviç ekmeği falan alacaktık. Orada sandviç yapar yeriz dedik. Ama sonra niyeyse ben böyle bir vazgeçtim. Biraz hasta gibiyim çünkü. Boğazlarım yanıyor, böyle bir grip olacağım gibi. Zaten birkaç gündür vardı aslında benim üstümde böyle bir kırgınlık da. Dedim ki önce kahvaltı yapalım, ondan sonra çıkarız. Bilmiyorum kahvaltıdan sonra da çıkar mıyız? Aslında hava çok güzel. Bayağı böyle güzel güneş var. Artık bir kahvaltı yapalım da ondan sonra karar veririz artık. Bir tane bazlama kalmıştı dolapta. Bugün de son tarihi baktım. Hemen şöyle birazcık sucuk koydum. Kaşar koydum. Bir de salça sürdüm. Kapalı pizza. Çok güzel oluyor bunlar. Tereyağını da sürelim şöyle. Termosumuzu da koyalım. Burada da çökelik eritmiştim ama soğumuşum. Bunu birazcık ısıtayım da. Böyle çünkü donuyor. Bunu böyle sıcak sıcak koyup hızlıca hemen lazım. Yoksa böyle donuyor. Yoksa öbür türlü çok daha böyle sünüyor. Hemen ısıtayım bunu. Şurada da mantarım var. Ona da kaşar koydum üstüne. Biraz da kıymalı harç koydum. Alkış yapıyorum. Hadi. Almina ile birlikte hazırlanıp çıktık dışarıya. Bir kahve içeceğiz. Ama önce bir arkadaşımı alacağım. Esra'yı. O da gelecek Asya ile birlikte. Böyle anne kız günü yapacağız diyeyim. Bayağıdır görüşmedik biz Esra ile. Geçen hafta zaten annem bendeydi. Ben hiçbir yere çıkamadım. O da temizlik falan yapıyordu. Bugün işte öyle bir görüşelim dedik hem. Kızları da götürüyoruz. Üzerimde de böyle bir kırgınlık var. Hasta olacak gibiyim. Dün böyle birden bir üşüme tuttu. Gece kendimi zor ısıttım yani. Bir de yürüyüşe çıkmıştım arkadaşımla bahçeye. Bugün de böyle bir üşüme yok ama şey, şu boğazlarım falan yanıyor. Ondan sonra... Geçen hafta annemler de bendeyken böyle işte hastalanmışlardı. Böyle boğaz yanmasıyla başlamıştı onların da. Annem de dikkat ediyor. Bizim de öyle başladı. Tuğde'yle ikisi bayağı bir hastalar. Sanırım ben de hasta olacak gibiyim ya. Of, hiç de sevmiyorum böyle hasta olmayı. Böyle bir keyfim de yok çünkü. Belki dışarıda bir hava almak iyi gelir. Havada güzel, bayağı güneş var. Bakamıyorum bile şu an güneşe. Bayağı güneşli. Ama soğuk. Akşamları özellikle buz kesiyor zaten. Tam böyle hastalık havası. Yani gündüz sıcacık, akşam buz gibi. Denizin güzelliği. Masmavi gözüküyor. Bugün demek ki hava temiz. Hava temiz olunca böyle oluyor ya. Sadece kahve içiyoruz. Tatlı matlı hiç söylemedik.
sen de gidiyorsun. Evet. Gel gel. Şu camdakiler de indirimde. Hadi gel gel. Benim kızım sana hayır ama. Bir bahane. Ben gibi seven biri. Ne kim tutar ne söz geçirir diline. Mazideki günlerin. Ay gözlerim o kadar kötü görünüyor ki böyle iyice şey oldum, iyice kötü oldum yani akşama doğru. Ne oldu anneciğim? Kardeşine de ver kızım hadi. Alina. Eve geldik, hemen şöyle sıcak bir çay koydum. Böyle sürekli sıcak bir şeyler içesim geliyor çünkü. Gelirken bir de fileye uğramıştık. Fileden de kanat almıştım işte. Şimdi onu yaptık airfryer'da. Onu yedik, çay içtik öyle birazcık kahvaltılıklarından falan çıkarttım. Bugün çünkü yemek yapmamıştım, dün de yapmamıştım. Dün dışarıdan söylemiştik. Bugün de öyle kanat yaptım işte, çay demledim, öyle geçiştirdik. Şimdi aldıklarım vardı, onları yerleştireceğim. Ben size de göstereyim. Şöyle Rozman'a uğramıştık, kızlar Rozman'dan bir şeyler aldım. Rozman'ın ürünlerini çok seviyorum çünkü. Daha doğrusu şu Domol diye geçiyor. Domol'un ürünlerini çok seviyorum. Hemen koyalım şunları. Şunları da çıkartayım. Markete de uğradık fileye. Oradan yine birkaç bir şey aldım valla. Muz falan aldım Almina'ya. Bu arada Rozman'da bayağı bir indirim vardı kızlar. Böyle eksikleriniz varsa eğer alın yani mutlaka. Şu ne kadardı mesela? Bir dakika, bunun fiyatı. Bu mesela 60 TL'ye düşmüştü. Normalde bunun fiyatı 100 lira falan. Bir de bunun limonlusu var. Ben genelde onu alıyorum ama o kalmamıştı. O yüzden bunu aldım. Bu çok güzel temizliyor böyle klozetleri. O hani araları var ya, oralara sıkıyorsunuz bunu, güzel temizliyor. Efendim aşkım. Bu da cam ve aynalar için. Bunu ilk defa aldım. Deneyeceğim bakalım. Bu da yine indirimdeydi. Bu ne kadarmış? Bu da 69.90. Evet pardon, 69 bunun fiyatı da. Şunda yoktu indirim. Bu leke çıkartıcı işte, böyle kızların kıyafetlerine falan sıkıyorum. Bunun fiyatı 169 ama bu hep 169 yani. Bunun indirim yoktu. Bu da indirimdeydi. Bunda ne kadar almışım? 89 kızlar. Bunu da ilk defa aldım. Bunu böyle şeyde görmüştüm. Instagram'da bir Reels'da görmüştüm. Böyle koltukların üzerine sıkıyor kadın. Bayağı güzel temizlemişti yani. Hani önceki ve sonraki halini göstermişti. Çünkü o lekeleri falan bayağı bir yok etmişti. Ben aslında bunu koltuklar için almadım. Benim koltuklarım zaten temiz daha. Henüz kirlenmediler çok şükür. Ama mutfak sandalyelerim çok pis şu anda. Gerçekten yani rezalet durumda. Yani aslında çok normal. 3 tane çocuk var yani evde ama çok sık kirleniyor. Üstüne örtü falan da sermediğim için. Bunu o yüzden aldım. Şimdi bununla şu koltukları temizleyeceğim ben. Bakalım inşallah güzel çıkartır. Ama bugün yapabilir miyim bilmiyorum artık. Yarın akşam falan yaparım. Akşamdan siliyorum genelde ki yani sabaha kadar kurusun diye. Bir de şunu aldım böyle sandalyelerin altına. Normalde vardı bizim de, hep böyle çıktı işte zamanla. O yüzden şundan aldım, altlarına koyacağım. Başka ne aldım? Şampuan aldım. Çöp torbası aldım. Çöp poşeti. Çikolata aldık. Muz aldım Almina'ya. Badem aldım. Bu çiğ badem çok güzel filenin. Bir de şey aldık, şu Antebella'nın fıstık kreması var ya. Bunu ben fileden alıyorum. Ama bir de bunun %70 anti fıstıklı olanı var. O böyle, bu normal krema şeklinde ama o böyle anti fıstığı parçacıklı. O çok çok güzel. Hatta göstereyim onu bir dakika. Bunu Trendyol'dan alıyorum ben. Çünkü bu hiçbir markette yok yani bizim buralarda. Görmedim daha doğrusu. O yüzden ben bunu Trendyol'dan sipariş veriyorum. Bunları Dubai çikolatası yapmak için kullanıyorum bu arada. Bu ikisini karıştırıp yapıyorum ben. Bundan vardı bizde, bitti. Annemler geldiğinde falan da yapmıştım çünkü Dubai çikolatası. Ondan daha çok koyuyorum. Bundan böyle biraz daha az koyuyorum. O yüzden bundan var.
Yani bunun, evet, bunun da yine 3'te 2'si bitmiş, dibinde kalmış ama bundan biraz daha az koyuyorum. Genelde şu kremadan daha fazla koyuyorum yaptığım zaman. Bunu koyuyorum şimdi yere. Bu diğeri bitmiş çünkü, o yüzden bunu aldık. Yani Almina sürekli her gün Dubai çikolatası istiyor, şaka gibi. Sürekli yapıyorum. Şu çikolatalardan aldım artık. Evdeki çikolatalar bitti çünkü o damla çikolatalarım var ya, hepsini tükettik. O yüzden bunlardan aldım. Herhalde bundan da bir iki tanesi bize yeter. Bir de şunu aldım. Renk koruyucu. Böyle işte bazen şey oluyor, böyle çok renkli kıyafetleri böyle renklerle attığım zaman bazen renklerini verebiliyor. O yüzden böyle aldım işte. Bunda içinde 10 tane var zaten. Yani bu bana bayağı bir gider. Öyle yani kızlar. Aldıklarım bunlar. Çok bir şey almadım ama gerçekten az bir şey de alsak dünya para ödüyoruz. Böyle kasaya gidince hani böyle 600-700 lira diyor ya, diyorum ki ne aldım ben ya. Hani hepsi, aldıklarım hepsi de indirim değil diyorum. Bir de hani baktığınızda 60 lira, işte biri 90 lira, biri 100 lira. Bir toplayınca böyle kasaya gittin mi 600-700 veya böyle 1000 liranın üstünde söyleyince ben böyle bir şok geçiriyorum. Ama artık alışamadım yani gerçekten. Bu fahiş fiyatlara hala alışamadım. Şimdi bunları bir yerleştireyim. Çay içmeye devam edeyim. Ondan sonra kurutmada çamaşırlarım var. Kurutmaya çamaşır attım, giderken yıkamıştım. Bir de şey var, Almina'nın işte okul kıyafetleri var. Şimdi onları da atayım. Ondan sonra kurutmaya atacağım. Daha da zaten çamaşırım kalmıyor. Çamaşırlarım hepsini yıkadım. Bitti çok şükür. Geçen hafta çünkü işte şeyleri yıkamıştım, kaldırmıştım. Artık o ince nevresim pikeler var ya, onları yıkadım, kaldırdım hepsini. Vernerleyip artık battaniyelere geçtik. Hatta biz yorgan örtüyoruz yani. Ev bayağı soğuk oluyor geceleri. Petekleri açsak aslında açılır ama bazen gece de çok sıcak oluyor. Bilmiyorum. Ben bu aralar üşüyorum gerçi. Normalde ev aslında soğuk değil de ben bir üşüyorum böyle hastalıktan dolayı galiba. Ay şunları hemen bir yerleştireyim. Aslında canım tatlı istiyor. Sufle istiyor ama çikolatam falan da var. Ama böyle yeni yemek yedik ya. Ya böyle yapacak gücüm de yok. Herhalde yapamayacağım. Şunları yerleştiririm ama belki dolapta katmer var. Katmeri yaparım bir tane çayın yanına. Söyle bakalım Yusuf. Çok soğuk kızlar, çok. Bazen değil ha. Gerçekten net. Bize. Ay çok sıcak, çok güzel. Aşkım neredesin? Türkiye'nin yazılım ve robotik markası Atlasoft ile daha devam edecek. Hadi koşalım. Hadi iyi geceler. Gel sevgilim. Tuzumlara gel, gel bakayım. Kızları şimdi yatırdık. Bugün birazcık geç yattılar. Vallahi zar zor yatırdık. Şimdi edit mi yapacağım ben de kızlar? Burada videomun kapanışını yapayım istedim. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.